Bir düğünde tüm masalar 8'er kişiliktir. Düğüne katılacak kişi sayısı 300 olduğuna göre kaç masa gerektiğini bulalım. Bunun için 300'ü 8'e bölmeliyiz. Bu işlemin sonucunda bölüm 37, kalan 4'tür. Yani sandalyelerin tamamı dolduğunda 4 kişi ayakta kalmaktadır. Ayaktaki 4 kişi için yeni bir masa daha eklenmelidir. Bu durumda hazırlanması gereken masa sayısı 1 artacak ve 38 olacaktır. Bir başka örneği inceleyelim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinde bir öğrencinin kostümü için toplam 3 metre kumaş kullanılmaktadır. 92 metrelik bir top kumaştan kaç öğrenciye kostüm dikilebileceğini bulalım. Bunun için 92'yi 3'e bölmeliyiz. Bu işlemin sonucunda bölüm 30 kalan 2'dir. 30 çocuğa kostüm dikilebilir. Kalan 2 metrelik kumaşla bir kostüm daha dikilemeyeceğinden kalan kumaş ihmal edilir. Bu örnekte kalan 2 metre kumaşla kostüm hazırlanamayacağından kalan kumaş göz ardı edilir ve bölümü aynen kalır. Bir örnek daha inceleyelim. 4 arkadaş bir bisikleti 30 dakikalığına kiralamışlardır. Bisiklete kullanım süreleri eşit olacağına göre her birinin kaçar dakika bisiklet süreceğini bulalım. Bunun için 30'u 4'e bölelim. Bölüm 7, kalan 2'dir. Bu her biri 7'er dakika bisiklete binerse toplamda 28 dakika yapar ve 2 dakika daha kullanım süreleri kalır. Kalan 2 dakikayı da eşit şekilde paylaştırırsak her birinin 2 bölü 4 eşittir 1 bölü 2 yani yarımşar dakika daha kullanım hakkı olacağından, her biri toplam 7 artı yarım dakika eşittir 7 buçuk dakika bisiklet kullanacaktır. Bu örnekte kalan dakikalar kullanılabileceğinden kalan dakikalar eşit olarak paylaştırılıp her bir çocuğun kullanım süresine eklenir. Bu üç örnekte olduğu gibi, bölme işleminde kalan farklı şekillerde yorumlanabilir. Bölme işleminde kalanla ilgili, bir örnek daha. Yıldırım Bayezid Ortaokulu'nda düzenlenen pikniğe 433 öğrenci katılacaktır. Pikniğe gitmek için otobüs kiralamaya karar veren okul müdürü otobüslerin 40'ar kişilik olduğunu öğrenmiştir. Bu durumda kaç otobüs kiralanması gerektiğini bulalım. Kaç otobüs kiralanması gerektiğini bulmak için 433'ü 40'a bölelim. 433 sayısı 40'a bölündüğünde bölüm 10, kalan 33'tür. Yani 10 otobüs tamamen dolmuş ve 33 kişi kalmıştır. Bu 33 kişi için de bir otobüs daha kiralanmalı. Yani kalan sayı bölümü 1 arttırılmalıdır. Bu durumda kiralanması gereken otobüs sayısının 11 olduğu bulunur. Ve son örneğimiz. Bir lokantada çalışan 4 garson gün sonunda toplam 82 lira bahşişi eşit şekilde paylaşacaktır. Her bir garsonun kaç lira alacağını bulalım. 82'yi 4'e bölelim. Bu durumda her birine 20 lira bahşiş düşmüş ve 2 lira artmıştır. 2 lirayı 4 garsona paylaştırdığımızda her bir garson 0,5 lira alır ve her birine 20,5 lira bahşiş düşer.